Herkese merhaba, Nako YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Hilal Meriç. Bugün sizlerle üzerimde görmüş olduğunuz bu motifli yeleğin iki motifini öğrenmiştik. Şimdi iki motifini daha öğreneceğiz. Bu iki motifi de yaptıktan sonra sona hızla yaklaşıyoruz. Çok az öğreneceğimiz, çok az teknik kalacak. Ardından böyle birleştirmeye ve şu kısımlarını yapmaya geçeceğiz. Genel bilgileri ve önceki iki motifi önceki videodan izleyebilirsiniz. Eğer bu video ile izlemeye başladıysanız önceki videodan başlayıp bununla devam edip bundan sonrakilerle sonuca ulaşabilirsiniz. Şimdi hazırsanız iki motif daha öğreneceğiz. O motifler de şu ikisi oluyor. Şöyle yuvarlak başlayıp kareye dönüşen bir tek renk, bir de çok renkli motifimiz var ama bunun ikisi arasında ufak bir fark olduğu için iki farklı motif olarak anlatmak durumundayım. Hazırsanız başlayalım. Malzeme bilgisi, tığ bilgisi, bunların hepsini önceki videoda vermiştik. Ben tekrar vermeyeceğim ama açıklama kısmına ekliyor olacağım tekrardan. Hadi hazırsanız başlayalım. Motifimizle başlıyoruz. Yine bunun aynısı olan şöyle çerçeve rengimizde bir tane var. Şöyle rengarenk olan var. Sadece bununla aralarındaki fark şuralardaki trabzan sayısı. Onları gösterirken anlayacaksınız renkli olan dediğimden. Şu arkadaş var, bu arkadaş var. Renkleri not alacağım sizin için. Şu var ve bu var. Yuvarlaktan dönen arkadaşlarımız. Hadi başlayalım. Yağmur da yağıyor. Romantik bir ortam oluştu. Öncelikle 4 zincir çekiyorum. Ve bir halka oluşturuyorum. Halkamın içerisine şöyle iki zincirle üste çıkıp bununla birlikte tam 12 tane trabzan olması gerekiyor içinde ve trabzanlar arasında birer tane zincir var. Yani bu benim ilk trabzanımsa onun için bir zincir çektim ve trabzan yapmaya başlıyorum. Zincir çekiyorum ve trabzan yapıyorum. Şöyle ipimi de saklayacağım şimdi. Zincirimi çektim. Buraya giriyorum ve şu başlangıç ipimi buraya saklayayım. Şöyle. Yağmur sesi cidden ambiyans kattı. Ama doğa olayı. Bunun önüne geçemiyorum. Buraya da ses geliyor ama rahatsız edici bir ses olduğunu düşünmüyorum bunun. Şöyle. Burada sıkıştırarak devam ediyoruz. Şöyle kaydırıyoruz trabzanlarımızı ileriye doğru. 2, 4, 6, 8, 10. Şöyle 11 ve 12. Bir zincirimi yine çektim. Şöyle bağladım. Yuvarlağımı tamamlamış oldum. Yine 2 zincirle üste çıkıyorum. İlk trabzanımı yapmış bulundum. Şöyle motifimizi de göstereyim size. Bakın şu anda ikinci sıradayız ve şu aralarda çektiğimiz zincirlerin içerisine ikişer trabzan yapacağız. İki trabzan, bir zincir. İki trabzan, bir zincir diye devam ediyorum. Bütün yuvaları dolduracağım bu şekilde. Son iki trabzanımı da yapıp burada iki zincirle yukarıya çıkmıştım. Hemen o ikisinin arasına girip ya da şu zincirin başındaki yuvaya batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Hangisi kolayınıza gelirse. Yine iki zincirle üste çıktım. Bu sefer buraya doldurmayacağım. Bu iki zincir bizim bir grubumuz oldu. Şu araya batacağım. Tekrar ikişer trabzan yapacağız aralarda. Bu benim buradaki ilk trabzanım olacak. Ben bir tane ara zinciri çekip şuraya yine
bir değil, iki tane çekmem gerekiyor. Çünkü iki trabzan yapmaya devam edeceğim. Şöyle iki trabzanımı yapıyorum. Bu sırada artık genişlemeyi sağlayabilmek için bir zincir değil, iki zincir çekiyoruz. Ve iki trabzan yapmaya devam ediyoruz. Olabildiğince böyle gevşek gevşek yapalım ki hem motiflerimiz küçük olmasın hem yumuşak olsun yaptığımız iş. Motif yapmak eğer tek renkle yapıyorsanız gerçekten çok keyifli. Hızlıca sonuca ulaştırdığını hissettiriyor çünkü. Motiflerle her şeyi yapabilirsiniz. Bu gösterdiğim motifle balaklava da çok güzel olur mesela. Belki ilerleyen zamanlarda yeni proje olarak bir balaklava yapabiliriz beraber. Bir sonraki sıra artık dördüncü sıramız olacak. Dördüncü sırada köşe kuracağız. Sona geldiğimde şu başlangıçtaki iki zincirim benim trabzanım oluyor. Şöyle bağladım. Ve üçüncü sırayı da tamamladım. Burada hafif bir fark ettiyseniz kasma oldu. Çok normal. Elimle şöyle düzelttiğimde düzelmesi gereken. Yani bir sonraki sırada da böyle marullanmış, pardon, kasmış bir şekilde kalmaması gerekiyor. Şöyle elinizle düzelttiğinizde düzelmesi gerekiyor. Baktınız kasma çok fazla, aralarda 3 zincir çekebilirsiniz. Şimdi köşe yapacağız. Yine 2 zincirle üste çıkıyorum. Buraya 3 trabzan yapacağım. 1 zincir çekiyorum. Yine 3 trabzan yapıyorum. Aynı yuva içerisine. Bu benim ilk köşem. Şimdi 1 zincir çekiyorum. Karşılığındaki hemen takip eden yuvaya 3 trabzan yapıyorum. 1 zincir, 3 trabzan, 2 tane 3 trabzan, sonra tekrar köşe. Bakın. Şimdi yine 1 zincirimi çektim ve tekrar köşe yapıyorum. Şöyle üçüncü köşemi de yapıyorum. Şuraya bağlıyorum başlangıçtaki zincirimin yuvasını. Ve motifim bitti. Bu motiften bir tane yeşil, bir tane de şöyle çerçeve rengimizden olmak üzere iki tane yapacağız. Şimdi renkli olanlara geçelim. Şimdi şu motifimizi yapıyoruz. Öncelikle yine lacivertle tek renkte yaptığımız gibi 4 zincirden bir halka kurup İçerisine 12 trabzan yapıyoruz ve 12 trabzanın her birinin arasında birer zincir var. Şöyle 2 zincirle üste çıktım. Bir tane ara zincir çekiyorum. Eğer eliniz çok sıkıysa 2 zincir de çekebilirsiniz. Ama çok çok sıkıysa. Bunda da yine yaparken iplerinizi saklamayı unutmayın. Renkli motiflerde özellikle sonradan saklamaya çalışmak gerçekten zulüm. 8 9
Şöyle itliyoruz hepsini, birbirine yaklaştırıyoruz. Ve 12. Şunu saymayı unutmayın. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sayı önemli çünkü. Şöyle buraya ilmek kaydırmayla bağlıyorum. Evet, ortayı tamamladık. Şimdi ikinci rengimiz olan kahveye geçiyoruz. Yine bunu da yaparken ipini saklayarak şöyle birkaç delik ileriye alıp trabzanla başlıyoruz ve şu zincir yuvalarının arasına ikişer trabzan yapıyoruz bu sırada. Aralarda bir zincirimiz var. Bulduğum bütün ipleri saklıyorum. Şöyle bir zincirimi çektim ve başlangıçtaki o iki zincirim, pardon, trabzanımın yuvasına batıp bunu da bitiriyorum. Şimdi üçüncü sıradayız. Üçüncü sırada her zincir yuvasının içerisine 3 tane trabzan yapacağız. Rengimiz yeşil. Şöyle başlıyorum. Buraya üç trabzan, bir zincir ve devam eden hepsine aynı şey. Renkli motiflerde sürekli renk değiştirmek eziyet gibi gözükse de yeni renge geçme heyecanı bence yeni bir işe başlıyormuş gibi hissettirip bu işi keyifli hale getiriyor. En son arkada kalan uzun uzun iplerimizi keseceğiz. Yine bir zincir. Artık son yuvamdayım. Üçüncü sıramı tamamlıyorum. Dördüncü sırada yine sonraki rengimizle köşe kuracağız. Şunları şöyle alayım. İpi nasıl sakladığımı da göstereyim size. Şöyle birlikte tutuyorum. Önce şu arkasını, trabzanın arkasından bir araya girip şöyle yatıştırdıktan sonra şu alttaki bağlantı yerine topluca çekiyorum. Sonra da şuraya. Ondan sonra da kesiyorum.
Daha önce de demiştim. Orayı da böyle eğer çıkmalarını istemiyorsanız bir kumaş yapıştırıcısıyla yapıştırıp sabitleyebilirsiniz onları oraya. Şimdi köşe yapmaya başlıyoruz. Son sıramız pembe. Şöyle tığımı bir kere doluyorum. Yuvaya girip aldım. İlk trabzanım. Buraya 3 trabzanımı yapıp ardından bir zincir çekiyorum. Aynı yuva içerisine 3 trabzan daha yapıyorum. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. Buraya ve buraya üçlü trabzanlar yapacağım. Pardon, üçlü trabzan grupları yapacağım. İkili trabzan şeklinde. Arada bir zincir var. Şöyle 3 trabzanımı da yaptım ve tekrar köşe yapıyorum. Aslında bu kısmı diğer motifle aynı. Sadece bir önceki sırada 2 tane trabzanımız vardı onda. Burada 3 trabzanımız var. Köşe yapıyordum. Bunu yapıp tekrar köşe yapacağım. Zincirimi çektim ve aynı yuvaya tekrar. Son köşemiz. Son şu yuvalara da üçerli gruplarımızı yaptıktan sonra bu motifimizin de sonuna geliyoruz. Burada tamamen renkleri uydurmak size kalmış. Ben kendi kullandığım renkleri gösteriyorum. Sevdiğiniz renk olur, sevmediğiniz renk olur. Değiştirebilirsiniz bunları. Ya da elinizdeki ipler bu renklerde değildir. Kendi iplerinizle de kombinler yapabilirsiniz. Evet. Yaptığımız iki motif bu olacak. Şurada bir şey vardı. Geçeyim. Renkli yuvarlak motiflerimiz şu. Ben bunları açıklamaya yazacağım zaten. 4 tane renkli yuvarlak motifimiz olacak. 2 tane de düz yuvarlak motifimiz olacak. İkisi birbirinden sadece 3. sıradaki yaptığımız işlemde ayrılıyorlar. Açıklama kısmında hangi renklerle şunları oluşturduğumu yazacağım. Siz de yine elinizdeki iplerle yapıyorsanız birbirine uyacak olan renklerden, gözünüze hoş gelenlerden yapabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya yeni motiflerle karşınızda olacağız. Tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.